Evet, şimdi başından sonuna finkaleyi nasıl pişireceğinizi donmuş olarak bizden aldığınız, eve götürdüğünüz finkaleleri nasıl haşlayacaksınız, nasıl pişireceksiniz? Şimdi onu anlatacağım. Görüyorsunuz kaynıyor. Su fokur fokur ve bu arada bir tahta kaşıkla karıştırmak gerekiyor. İşte böyle. Bu neden? Birbirine yapışmasın. Tencerenin dibine yapışmasın diye. Kaç adet pişirecekseniz ona göre su koyuyorsunuz ki rahatlıkla hareket edebilsin finkali tencere içerisinde. Bunlar pişince su yüzüne çıkacaklar. Oradan piştiklerini anlayacağız. Ama su yüzünde de belli bir süre haşlanmaları gerekiyor. En az 10 dakika. Ateşin şiddetine göre 10 dakika pişmeleri gerekiyor. Evet, görüyorsunuz. Ateşimiz altta yanıyor. Şimdi donmuş kinkalleri eve götürdünüz. Buzluğa koydunuz. Sonra istediğiniz zaman buzluktan çıkardınız. Kaynayan suya attınız. Tabii kaynayan su da tuz da olması lazım. Yani tuzlu su kaynıyor haldeyken finkalleri teker teker atmanız lazım. Atarken de karıştıracaksınız. Direkt, çünkü tencerenin dibine iner attığınız finkali, yapışmasın diye tahta kaşıkla karıştıracaksınız. Tuz oranını da hani o tuz finkaliye işleyecektir. Ona göre fazla koymayın tuzu. Tuzlu olabilir sonra. İşte bu şekilde kaynamaya devam edecek. En az 10 dakika. Arada karıştıracağız. Evet, tahta kaşıkla suyu karıştıracağız. Evet, bu şekilde. Tabii başta ilk attığınızda daha fazla çok karıştıracaksınız. Çünkü şu anda hafif kaynayan suda finkalilerin yapışma ihtimali yok. Ama eşit pişsin diye de arada karıştırmak gerekiyor. Evet. Bu şekilde en az 10 dakika, en fazla da 15 dakika ne yapıyoruz? Haşlıyoruz böyle, kaynatıyoruz. Evet. Bakınız ne, nasıl şişmiş durumda. İşte bu böyle pişerken bu şekilde şiştiğini de göreceksiniz. Bir dakika sonra hazır. Evet, bu şekilde bir süzgeçle çıkarıyoruz. Evet, çıkaracağımız tabağı ayarlayabiliriz. Şimdi, evet, bu şekilde elle de bakabiliyoruz olmuş olmamış. Kıvamı nedir? Evet. Tabii elinizi yakmayın siz. Acemi elle bakmasın. Birazcık kapağını kapatıyoruz. Bu son bir tamamen eşit bir şekilde haşlansın diye. Biraz da böyle buharla haşlanacak. Finkaliler iyice böyle şişecek. İçerideki sulu köfte de tamamen güzel haşlanmış, pişmiş olacak. Sonuna doğru böyle kapatabiliriz. Pişmek üzereyken son bir katkı yapmış oluyoruz bu şekilde. Artık zamanı geldi. Süzgeçimizle çıkarabiliyoruz. Evet, ateşi söndürelim. Ateşini söndürelim. Dikkatli bir şekilde çıkaralım. Evet.
Bir porsiyon, biz 5 tane olarak şey yapıyoruz. Burada bu tencerede 2 porsiyon 10 tane finkali vardı. 10 tane finkali için görüyorsunuz su miktarını ve tencerenin büyüklüğünü görüyorsunuz. Siz kaç tane pişiriyorsanız ona göre bir tencere ayarlamanız gerekiyor. Evet. Finkalilerimiz çıktı. Tepsiye çıktı. Evet. Görelim. Şimdi hazır. Biraz karabiber. Hemen karabiber yapabiliriz. Bunların üzerine gezdirebiliriz. Evet.